Afife Hatun. Çok sağ ol. Sayende biraz nefes aldım. Şehzadelerim. Afife Hatun. Söyle Rüstem Ağa. Hünkârımız gitmeden evvel bir at seçmemi buyurmuşlardı Firuze Hatun için. Görmek isterim. Elbette. Birazdan gelir. Hünkârımızın hediyesiymiş. Firuze. Hünkârımızın sana alakası malum. Fakat Hürrem Sultan sanma kendini. Daha çok üzülürsün. Ne demek şimdi bu? Geldiğimden beri düşünüp dururum. Sual ederim kendime. Neden hünkârımız Hürrem Sultan'a bu kadar bağlı diye? Onca sene geçti. Kimler gelmiş, kimler gitmiş. Bir cevap bulabildiniz mi? Bulamadım. Ta ki o geceye kadar. Gözlerimin önünde kıyacaktı canını. Yetişmeseydim içecekti o zehiri. Dünya gözünde değildi. Evlatları, bunca mal, mülk, saltanat. Hiçbir şey umurunda değildi. Yaptıklarını tasdik etme mümkün değil. Ve fakat böyle bir aşk önünde herkes hürmetle eğilmeli. Tıpkı hünkârımızın eğildiği gibi. Firuze Hatun, buyurun. Hünkârımızın hediyesi. Rüstem Ağa, çok güzel. Binebilir miyim? Ne vakit isterseniz haber edin, ben hazırlatırım. Firuze, hadi dönelim artık. Şehzadelerimiz de buyursunlar. Ben biraz daha kalmak istiyorum. Olmaz şehzadem, bu kadar kafi. Hocalarınız bekliyor zira. Hep ders, hep ders. Şehzadem, sonra gene gelirsiniz. Birlikte kılıç talimi yaparız. Ben gelirim Rüstem Ağa. Şehzadelerim.